Merhabalar. Şimdi önce ekşi sözlüğe gelen yasakla başlayalım. Bu hafta bir de bunu konuşuyoruz. Ekşi sözlüğün kapatılması. Ondan mı kapatıldı, bundan mı kapatıldı? İlk Başak Kurut'u yayına almıştık. Başak Kurut daha bize bir şey ilan edilmedi. BTK kapattı, mahkemeye attı pası. Mahkemede öğrenirsiniz, mahkemeye itiraz edersiniz demişti hatırlayacak olursanız. Şimdi İsmail Saymaz yazmış, mahkemeden almış. Cumhurbaşkanlığının talebi üzerine kapatılmış ekşi sözlük. Ankara, yani Cumhurbaşkanlığı talepte bulunmuş. BTK hemen harekete geçmiş. Daha sonra iş mahkemeye gidiyor. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği de bu talebi 22 Şubat'ta onaylıyor. Peki niye kapatıldı? Şu deniyor. Talebe konu sitenin yetki verdiği yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, ilgili site hakkında ülke çapındaki sulh ceza hakimlikleri tarafından sürekli erişim engelleme kararları verildiği, site yetkilileri tarafından hakimlik kararları yerine getiriliyor olsa da bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığı, bu durumunda kamu düzenini etkilediği, özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında ilgili site tarafından depremle ilgili devlet kurumları ve askeriye hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin de aciz halde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğu tespit olundu. Site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetimin yeterince sağlanmadığı, zararlı paylaşımların ve yorumların site yöneticileri tarafından engellenmediği kanaatine varılmakla talebin kabulüne ilişkin aşağıda karar verilmiştir diye. Burada şöyle bir şey diyor, yani tamam diyor, zaman zaman içerikler yanlış olunca kaldırıyorlar ama diyor yavaş davranıyorlar diyor, onun için yanlış bilgilendirme oldu, işte ordu aşağılandı, ordu küçümsendi, olmayacak işler oldu diyor buradaki mahkeme kararında. Şimdi bu şeyi hatırlattı bana, Ahmet Hakan da yazdı ya, Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni. Bu da ekşi sözlüğün açıklaması. Ekşi sözlüğün açıklamasını da verelim de, evet doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra Ahmet Hakan'ın söylediğine geçelim. Şimdi diyor ki ekşi sözlükte, peki diyor kardeşim, hani mahkeme kararında böyle deniyor, toplumda infiali yol açacak içerikler falan deniyor ama hangisi olduğu söylenmiyor, gösterilmiyor diyor. Hangi içerik yani mesela? Siz doğru reaksiyon gösteremediniz, yanlış olan içerikleri kaldıramadınız deniyor. Hangisi dendiği kastedilmiyor. Yani ortada kanıt yok. Soyut bir şey var. Soyut. Bence böyle demiş mahkeme. Hangi ama kanıt göstermen lazım. Bu yok. Hangi içerikler olduğu söylenmiyor diye ekşi sözlük. Bu çok önemli. Buradan Ahmet Hakan'ın yazdığına geleceğim. Ahmet Hakan da Hürriyet Gazetesi'ne şey demiş. Ya demiş devlet efendim böyle tamam bu bir site ama içerik tek tek mi uğraşacak? Tek tek içerik kaldırma veriyor işte. Bir yazar bir entry giriyor diyelim ki yasak bunun kaldırılması. Tek tek entry uğraşacağına diyor bütün siteyi kapattı. Oh ne iyi oldu diye bir şey söylemiş Ahmet Hakan. Bu tabii çok sorunlu. Ya işte bu hep söylediğimiz şey. Mesela gidiyorlar abicim Avrupa Birliği'nden bir mevzuatından bir şey buluyorlar. AB'den aldık biz bu mevzuatı diyorlar ama ifade özgürlüğünü önde tutmak zorundasın sen. Olur mu? Yani yasaların nasıl yorumlandığı meselesi. Evet gerekirse tek tek entry uğraşacak kardeşim devlet. Böyle şey olur mu? Toptan o zaman Twitter'da da öyle yazan var, böyle yazan var. Bütün Twitter'ı kapat. Facebook'ta öyle yazan var, böyle yazan var. Bütün Facebook'u kapat. Yani bu işin ucu buna gelir. Evet. Devletin işi gücü de bu. Tek tek entry uğraşmak aslında bakacak olursanız. Ama acayip bir şey yani. O tek tek uğraşamazmış. Onun için hepsi kapatılmışmış. Neden? Cimer'e tek tek herkes kafasına göre beğendiği beğenmediği her şeyi yazıyor Cimer'e. Bütün devlette işi gücü bırakıyor. Cimer'e yazılan saçma sapan şeylerle uğraşmıyor. Bunda da uğraşacak kardeşim entry tek tek. Paylaşım post gerekiyorsa yani. Ama kılıfta bulunmuş buna. Yani bu hiç ifade özgürlüğünü öncelemeyen toptancı ve belli ki yani bunun osu busu yok. İşte bahane bulunmaya çalışılmasına gerek yok. Bilgi akışını kontrol etmek istiyor hükümet. Şimdi o faza geçildi. Seçim ertelenmeyecek, 14 Mayıs'ta olacak deniyor ya. Onun için bilgi akışını tamamen kontrol etme fazına geçildi. Şimdi bir yanda bu var bak. Ekşi sözlüğü tamamen kapatılması meselesi. Ne kadar sürecek bakalım. İşte ekşi sözlük şimdi mahkemeye itiraz edecek, olacak, seçime kadar açılabilecek mi? Bu bir soru işareti. Bu genişleyecek mi? Bana soracak olursanız kamuoyundan gelen tepkiye bakıyorlar şu anda ekşi sözlükle ilgili. Nabız yoklanıyor. Yani benim tahminim bu. Mesela Twitter kapatıldığında çok reaksiyon gösterildi. Çünkü dendi ki ya buradan yardımlar da organize ediliyor. Şimdi yardımların organize edilmesi fazı da geçildi mesela. Buradaki tepkiye bakıp seçime doğru her şey olabilir. Yani YouTube'da
YouTube'da da bu olabilir. Ay tek tek video video mu uğraşacağız der kapatır. İşte tek tek tweet tweet mi uğraşacağız der kapatır. Şimdi bence onun hazırlıkları gibi geliyor bana. Ha öte yandan burada bilgi akışını, haber akışını kontrol etmek istiyorlar. Mesela bak Yeni Şafak'ın dün paylaşmış olduğu bir video. Kırıkhan'daydım yani özür dileyerek söylüyorum. Sabah kahvaltı yapabiliyorduk çocuklarımla. Akşam yemeğine kadar yiyemiyorduk. Ben hayatımda şunu ya bunu yardım verdiler ya fiyatını söylemek istemiyorum yani. Ben görmediğim şeyleri gördüm. Giymediğim elbiseleri giydim. Yemediğim yemekleri yedim. Ben hayatımda görmediğim yani cebime para girdi ya. Ben insanlığımı yani ben yaşadığımı hissettim. Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum yani. Ben bunu yaşadım abi. Allah bin kere devletimizden, milletimizden, hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden binlerce. Yani neredeyse öyle bir röportaj ki neredeyse şey diyecek adam. Oh ya iyi ki deprem oldu diyecek adam. Yani böyle bir. Bir başka video mesela hemen paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli deprem bölgesindeler. Ve bir çadıra konuk oluyorlar. Orada vatandaşın anlattığı. Bakanlarımızın ve başkanımızın sayısında çok hızlı oldu. Valilerimiz de öyle. Sabaha kadar uyumadılar. Sabaha kadar uyumadılar. Hepsi beraber Allah geldiler. Bakalım hepsi. Sabaha kadar elektrik yok. Ellerine fener aldılar. Fenerle beraber yaya gezdiler. Yani makam arabasıyla falan değil başkanım. Fenerle o karanlıkta. Tek tek bütün herkese tekrar ulaştılar. İhtiyaçlarını karşıladılar. Yapılacak bir şey varsa, hızlanması gereken bir şey varsa, yapılacak devletin yapabileceği ne varsa hepsini insanüstü bir hareketle fazlasıyla yaptılar. Uyku uyumadılar. Yemek yemediler. Hatta bir tane Mehmetciğim gece saat 1:30'du. He? Ben soğuktan, ben 6 gün dışarıda kaldım şeyden. Soğuktan enkazın başında kaldım. 6 gün sonra çıktım hem cenazelerim. Mehmetcik bana dedi ki ne? He? Sen abi de düşüyorsun dedi. Kafasındaki beresini çıkarttı bana taktı. Buna yine bunu biz yaşadık. Allah şahit bunun hepsine. Şimdi burada asker yok diyemezsin. Burada devlet yok diyemezsin. İşte hepsi burada. Hepsi şahitler. Biz bunların hepsini yaşadık. Ama bunu yaşamayan uzaktan şöyle oldu böyle oldu. Gelsinler burada. 15 gün oldu bak. 6 gün ben o şeyin başında bekledim. Başkanım 6 gün enkazın başında bekledim. 6 gün. Onu anca yaşayan bilir. Yapılan bir şey meydandadır. Bak konteyner yapılmış. Bak içinde oturuyorsunuz başkanım. Bunu yok diyemezsiniz. Asker 3 saat uykuymuş. 3 saat. 21 saat çalışmış. Ekmek yememiş, su içmemiş. Operatörlerimiz söylemese tuvalete dahi gitmemiş. Bir tane canlıyı nasıl daha çabuk çıkarabiliriz diye. AFAD ekiplerimiz öylesine. Sivil kurtarma ekiplerimiz böylesine. Bu inkar olunacak bir şey mi? İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, şuradan, buradan kalkıp da ya orada asker yoktu. Orada kimse yoktu. Ne yapmalıydık? Biz o can acısından bir tane canlıyı daha fazla sağlam çıkarabilmek için halk, devlet, bütün herkes el ele vermişken telefonlarımızı çıkarıp kayda mı alsaydık kendilerini ispatlamak için? Allah şahit yok artık. Hepsine başkanım. Biz de buna şahidiz. Allah razı olsun. Senden de başkanım. İşte Cumhurbaşkanı'ndan bile daha çok övdü yani vatandaş şeyin faaliyetleri. Yalnız tabii çok kendisini kaptırmış. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bile itiraf etti. Bir de şimdi bunu ezberletmişler. İşte bunlar oturduğu yerden, bunlar oraya gelmiyor falan. Kardeşim herkes gitti yani memlekette. Deprem bölgesine gitmeyen gazeteci kalmadı. Deprem bölgesine gitmeyen yayıncı kalmadı. Hepimiz gittik yani. Şimdi biz yine Ruşen de gidiyor mesela yine yolda. Sinem gidecek. Yani hani sanki oturdukları kimse oturduğu yerden değil. Ama bunu ezberletmişler. Bilmiyor vatandaş ne bilecek? Ona diyorlar işte bunlar oturduğu yerden şey yapıyor. Gelmiyor buna. Bilmiyor deprem böyle. Deprem oldu ardından biz oradaydık. Ortada da kimse yoktu kardeşim yani. Ama işte ezberletmişler. Ezberletilmiş söylem bu bayağı da işe yarıyor. Bunu ince herkesi kafasına kazıyana kadar söylüyorlar. Mesela bunlar oturduğu yerden devletimizi küçümsüyorlar, milletimizi küçümsüyor. Bunlar hain, bunlar Allahsız. Bu söylem devam ediyor. Şimdi burada anlatıyor vatandaş diyor ya olur mu diyor asker de geldi diyor. Fakat dedem kendi diyor 6 gün diyor ben enkazın başında bekledim soğukta diyor. Dedem sen çelişkiyi kendin görmüyor musun? 6 gün enkazın başında beklemişsin. 6 gün boyunca senin yakının o enkazdan niye çıkarılamadı? Sen niye 6 gün soğukta bekledin diye adam kendi kendisini sorgulamıyor. Demek ki hükümetin propagandası bak o kadar işe yarıyor bu koşullarda. Onu görmek lazım. Şimdi burada vatandaş çok fazla övmüş ama günün yazısı Tolga Şardan'ın yazısı.
adım adım söylem değişikliği. Kim ne diyor, ne demek istiyor? Aslında ilk 10 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor ve diyor ki müdahaleleri istediğimiz hızla ulaştıramadık. Depremin yıkım etkisi işte 500 kilometrelik alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Kamu görevlilerinde aileleri etkilendi, yollar kapandı. Onun için istediğimiz şeyde ulaştıramadık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaş diyor ki yok yok ulaştırdınız diyor oradaki konteyner kentteki vatandaş. Sonra tek tek tarih tarih Tolga Şardan hangi tarihte kimin ne dediğini hatırlatmış. Süleyman Soylu diyor 17 Şubat'ta bir televizyon programına katılıyor. Havalimanlarının kapalı olması, telefonların çekmiyor olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilenmesi bir zaman diliminde bizim alana ulaşmamızı zorlaştırdı diyor. Sonra Fuat Oktay, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilk andan itibaren 04.17'den itibaren buradaydık diyor. Ve Hulusi Akar açıklama yapıyor. Şu saatte bize deprem haberi geldi. Saat 5'ten itibaren hazırdı bütün ordu diye. Ne oluyor bu açıklamalar, niye yapılıyor? Bunu geçen hafta hatırlayacak olursanız konuşulmuştu. Memduh Bayraktaroğlu ilk söylemişti. İlk yani o iddialara göre ordunun hemen sahaya inmesi, askerin daha etkin bir biçimde, 100 asker, 200 asker değil de madem bu kadar büyük bir alan etkilenmiş, binlerce askerin hemen oraya seferber olması, sistemi kurması istenmiş iddialara göre. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tedirgin olmuştu bu iddialara göre. Siz kardeşim bana darbe mi yapıyorsunuz? Hayırdır, niye orduyu çıkarıyorsunuz dediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tolga Şardan'ın ulaştığı bilgiler ise daha farklı. Tolga Şardan'ın ulaşmış olduğu bilgilere göre TSK'nın daha fazla sayıda askerle, binlerce askerle sahada etkin olmasını istemeyen isim diyor Süleyman Soylu. Süleyman Soylu ilk etapta diyor ki yahu gerek yok, asker niye girsin bu işin içine, biz hallederiz diyor. Tolga Şardan'ın iddiası bu. AFAD hemen sahaya çıktı. TSK göreve hazır halde ilk gün sadece bekledi. Bunu da Süleyman Soylu istedi diyor. Tolga Şardan'ın iddiası bu. Açıklamaları ve son gelen bilgileri de karşılaştırıyor kendisine Tolga Şardan. Bence bu hani günün yazılarından bir tanesi, çok çok önemli. Bir blame game de var yani. Bak herkes farklı haberler sızdırıyor gazetecilere. Niye oldu? Onun yüzünden oldu. Bunun yüzünden oldu ama müthiş bir iç çekişme. Hulusi Akar'la Süleyman Soylu'nun arasında bir çekişme olduğu hep yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Ankara kulislerinde çalışılıyor, konuşuluyor. İşte burada herkes ön plana çıkmak istedi herhalde. İşi kotarmak istedi. Kotaramayınca da kim suçlu, birbirlerine suç atıyorlar. Ve öyle kulisler döndürüyorlar gibi bir şey var. Hal var. Bu arada... Okey. Yeni Şafak'ın geçmiş olduğu bir sıcak gelişme var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu demiş ki Adıyaman'da basın toplantısı yapıyor. Yunanistan büyüklüğünde bir alanda arama kurtarma çalışmaları yapıldı diyor. Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelen konteynerler yola çıktı. Önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize de dağıtılacak demiş. Az önce Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu. Bu arada... Şimdi bilgi akışı kontrol edilmeye çalışılıyor dedim ya. Bu Ekşi Sözlüğün kapatılmasına ilişkin Kerem Altıparmak'ın çok güzel bir tweet'i var. Yaman Akdeniz'le birbirlerini alıntılamışlar. Biliyorsunuz bilişim hukuku konusunda uzman avukatlarımız bunlar. Aynı hakim, bu Ekşi Sözlüğün kapatılması kararını veren mahkeme 39 iş gününde 1532 karar almış. Kabaca günde 40 karar eder. Yani saat başına 5 karar. Otomatik. Ne karar gelirse böyle yani, hakim dosyaya bakmıyor demek bu. Yani kanıt neymiş, iddia makamı ne diyor, savunma makamı ne diyor, hiç incelemiyor, bakmıyor, otomatik yapıştırıya geçiyor demek oluyor bu. Şimdi öte yandan konteynerler yola çıktı, geliyor diyorlar. Şimdi konteynerler için hala çadır bekleyenler var. Yani en son artık Defne Belediye Başkanı saçını başını yolma noktasında. Çözülemedi 23 Şubat'ta. Bakın, bakın dost belediyeler geldi. Biz çok yüksek oranda hani beslenmemizi, işte su ihtiyacımızı, battaniye ihtiyacımızı karşıladık ama insanların, burada kalan insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Artık bir duyun. Vallahi yeter ya. Ya bir çadır gönderemeziz ya. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya.
Kapatıyorum ben artık. Yeter. Sağ ol. Sen. Adam artık saçını başını yolacak. Yok yok diyor. Çadır yok diyor. Bölgeye giden çadırların bu sefer hani dağıtımı konusunda işte şimdi biz artık çadırdan geçti konteyner kent kuracağız diyorlar bu arada bakanlar. O konteyner kentler için yer ayarlanıyor falan ama vatandaş beklemeye devam ediyor. Murat Kurum şu görüntüleri yayınladı. Diyor ki Nurdağ ve Islahiye'de 855 konut inşaatına başladık diye. Bir an önce evleri inşa ettik, temelleri attık deyip seçime gitmek isteyecek gibi görünüyor hükümet. Bunu birazdan üzerinde biraz daha fazla duracağım ama şöyle bir şey var. Bu çadırların dağıtılması konusunda falan hani şimdi sıkıntı var dedik. Ya ilk günlerde çok yoğun biçimde gönüllüler tabii ki deprem bölgesindelerdi. Fakat zaman içerisinde hani gönüllülerin de sayısı azalıyor. Zaten Antakya kent merkezi de görece boşalmış. Size şimdi bize Elbistan'dan görüntüler geldi. Onu bir göstermek istiyorum. Bakın Elbistan'dan gelen görüntülerde Elbistan'daki çadır kentte tarikatların bakın Rabbani TV yazıyor gördünüz mü? Burada tarikatlar işe el atmışlar ve onlar şey kuruyorlar. Çadır kentlerde yardım dağıtmaya başladılar. Bunlar bize Elbistan'dan gelen fotoğraflar. Bunu da göstermek istedim. Şimdi bu tarikatlar meselesine eğilen bir değerli bir gazeteci arkadaşım Arican Uludağ sonunda şeyi yazdı. Depremin en başından beri kayıp çocuklar mı var? Bu kayıp çocukları tarikatlar mı alıyor götürüyor? İddiaları malumunuz gündemdeydi. Şimdi Alican'ın ortaya çıkardığı haberde önemli detaylar var. Alican merhabalar. Merhaba Nevşin. Sakarya'ya gittin bir haberin peşine ve orada ne gördün? Evet yani bu haberin başlangıcı bir mesaj, ekran görüntüsü mesajıyla bana geldi. Bir WhatsApp grubunda eski askerlik arkadaşlarının oluşturduğu bir WhatsApp grubunda Adem adlı bir kişi WhatsApp'a alakasız bir mesaj atıyor. Diyor ki işte selamünaleyküm arkadaşlar Antep depremzede kardeşlerimizden 9 tane yetim çocukları hafızlık kursumuza aldık ihtiyaçlar için. Yardımcı olur musunuz deyip ondan sonra altına da Sakarya Erenler İlme Hizmet Derneği'nin IBAN'ını atıyor. Tabii bunu gören diğer grup üyeleri altına bu çocukları devlete teslim edin diye uyarıyor. Orada sonra o mesaj görüntüsü bana geldi. Tabii dün sabah erkenden gelince ben işte haberi yazdım. O ara Adem attı bu tarikat görevlisiyle de konuşum. O da teyit etti bu bilgileri. Tabii Ankara'da yerimde duramadım. Atladım arabaya hemen işte 3 saatlik mesafede Sakarya'ya gittim. Ve gittiğimde işte ben tamamen bir hani tarikat kursu bekliyordum. Hani Diyanet tabelası beklemiyordum. Gittiğimde işte tabela, Diyanet'in tabelası, müftülüğün önünde Türk bayrağı var. Şaşırdım. Acaba hani ben yanıldım mı haberde diye böyle hani boşa mı geldim diye endişelenirken kapıya gittim. Önce resim çektim hani garanti altına alayım hani resmi fotoğrafı bir olay çıkarsa diye. İşte kapıya gittim. Kapının arkasında takkeli sakallı bir kişi kardeşim niye resim çekiyorsun diye böyle tepki göstermeye kalktı. Gazeteci olduğumu anlatınca da müftü gelecek onu anlatın derdinizi gibi böyle üstenci konuştu. Ben dedim hani yetkili varsa onunla görüşeyim. Hani müftü gelene kadar. Ondan sonra tabii oraya incelediğimizde müftü geldi bu arada. Kapıda onunla konuştuk. Şimdi tarikat görevlisi Adem'le ben telefonla konuştuğumda o buranın Diyanet'le beraber kendilerinin talebi üzerine ortak açtıklarını belirtti ve burada dersleri de bu Kur'an kursundaki dersleri de Diyanet hocalarının ya da kendi hocalarının da verdiğini söyledi. İşte aynı zamanda yemek, içme bu tür ihtiyaçları karşıladığını söyledi. Ben bunu Sakarya müftüsüne söylediğim zaman o yok eğitimi biz veriyoruz onlar sadece İAŞ kısmını karşılıyor diye böyle reddetti ama benim gördüğüm manzara gerçekten böyle siyah camlar düşünün dışı böyle sanki içeride bir şey saklanıyormuş gibi siyah camlar var içeri görmek mümkün değil biraz gözlemlediğimde böyle işte şalvarlı işte takkeli uzun çember sakallı insanların girip çıktığını gördüm yani bir devlet kontrolünden ziyade orada bir tarikat yapılanması var ve bunu Diyanet tabelesi altında yapıyorlar. Burada çocukları da görmek istedim. Müftüye dedim hani çocuklar ne durumda görelim diye. Hayır işte gösteremeyiz deyip hemen toplantım var diyerek oradan ayrıldı. Biraz konuşarak ayrıldık.
Ben gözlemlediğimde camlardan işte takkeli çocuklar baktı. Kaçamak şekilde bakıyorlardı. Yani öyle bir kimmiş çocuklar? Depremzede çocuklar olduğunu nereden biliyorsun? Onlar zaten müftü de bu içeride depremzede çocukların 9 tanesini olduğunu söyledi. Yine bu derneğin yöneticisi Adem de geldi oraya müftüyle beraber. Düşünün, aynı anda geliyorlar. Ve burada o da çocukların olduğunu söyledi. Hani hatta ben dedim ya müftüye, siz niye Aile Bakanlığı'na uzman ellere vermiyorsunuz dediğinde, biz de devletiz dedi. Ben dedim ama burası işte tarikat mensupları var burada. Hani bunların kontrolünde gibi burası dediğimde, hayır biz onları çocuklarla görüştürmüyoruz. Sadece iaşe kısımlarını, yemek kısımlarını karşılıyor dedi. Tabii doğruyu söylemiyor müftü. Çünkü hani ben müftü gelmeden önce dışarıdan gözlemlediğimde, dediğim gibi bu tarikat yöneticileri, bu Adem denen yönetici vesaire çok rahat girip çıkıp tamamen kontrolün bu İsmaila cemaatine bağlı vakıfta olduğu çok net olarak görülüyor. Ya zaten bunlar küçük çocuklar, bir travma yaşamış. Tabii. Ailesinin bazı mensuplarını kaybetmiş. Bu böyle Kur'an kursunda falan şey yapacak bir şey değil ki, bu çocukların psikolog gözetiminde, pedagog gözetiminde olması lazım belki de. Yani olması gereken o ama öyle bir kötü bir sistem oluşmuş ki Sakarya'da, müftü kendi anlattı. Afat, bu 48 çocuk getiriliyor anneleriyle beraber, babalarını yitirmişler. 9'u 12 yaşından büyük olduğu için ve annelerin kaldığı ortamda başka kadınlar ve kızlar olduğu için dinen, benim anladığım, bunların yanında kalmalarını uygun görmediği için, biz bunlar ne yapalım 12 tane erkek çocuğunu buradaki işte Diyanet'in sözde Kur'an kursuna yatılı olarak verelim diyorlar. Yani acayip, yani tamam ki bu Diyanet'e karşı değiliz de kardeşim, zaten niye Diyanet'in Kur'an kursuna veriliyor? AFAD organize ediyorsa madem, orada yok mu Aile Bakanlığı'nın bir evi, bir şeysi? Yani AFAD niye Diyanet'e gidiyor? Ne alakası var? Hani onu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Bir acayip değil mi Alican? Yani bunlar ne alakası var? İşin yani dinle ne alakası var? Bunlar küçük çocuk babalarını kaybetmişler. Anneleri var, kız kardeşleri var. Peki hadi bu çocuklar artık 10 yaşın üstünde, kadınların kaldığı evde kalmasın deniyor. Hadi o da acayip de artık. Küçük 10 yaşa çocuktan. Bu da bir acayip. Hadi o tarafını geçtik. İyi de kardeşim, konunun dinle ne alakası var? Yani niye Kur'an kursunda kalıyor çocuk? Başka yok mu Aile Bakanlığı'nın bir evi, bir şeysi orada? Ya bu zaten temel sorun da burada. Yani burada iktidarın şu an yönettiği bütün devlet kurumları çöktüğü için bu deprem öncesinde, yani o açığa çıktığı için benim anladığım Aile Bakanlığı'nın yerleri yok. Ya da Sakarya'daki bir sistem var ki orada İsmaila cemaati çok güçlüdür. Ben onu sokaklarda gezdiğimde de fark ettim. Devlet kurumlarıyla, yöneticilerle bu tarikatlar iç içe geçmiş durumda. Yani belki de bu müftünün İsmaila cemaatinin bir temsilcisi olmadığını bilemeyiz. Ki bu müftü dediğimiz kişi bana orada çocuklar var deyip, Kur'an kursunun kapısında çocuklar var diyen insan, ben haberi Deutsche Welle'de yayınladıktan sonra hayır burada böyle depremzede çocuklar yer almıyordu, açıkça yalan söyleyen bir açıklamaya imza attı. Düşünün, bir din adamı haberden sonra yalan söylüyor yani, açıkçası o kadar. Yani bazen insan kelimelerle anlatmaya yetmiyor. Hani oradaki çocukların durumu, bir tarikat yuvasının içine terk edilmiş ve içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu çocuklar dediğim gibi travma geçirmişler, babalarını kaybetmiş, annelerinden koparılmışlar. İşte 18. günde belli işte psikiyatrik destekler, her anlamda uzman desteği gerekirken, burada dediğim gibi başlarına takke geçirip tarikat kontrolündeki bir yere veriliyorlar. Ve halen Aile Bakanlığı, ben onlarla da irtibata geçtim. Evet. İşte açıklama yapacağız, açıklama yapacağız deyip neredeyse 24 saattir olaya ilişkin tek satır açıklama yapmadılar. Ki dün gayri resmi olarak gitmişler bu Kur'an kursuna çocukları görmeyi. Ama işte durumları ne, halen bilmiyoruz. Anladım. Ben de Deutsche Welle Türkçe'de Alican'ın haberini yazılı olarak da okuyabilirsiniz. Çok önemli. Ben de hazır konu açılmışken tweet atmıştım bunu. Aile Bakanlığı'nın Instagram hesabı. Şimdi çok sayıda kimsesiz çocuğa insanlar koruyucu aile olmak istiyorlar. Çok başvuran, koruyucu aile olmak için başvuran şey olmuş, aile olmuş. Bu güzel bir şey. Aile Bakanlığı da koruyucu aile olmak için başvuranları toplayıp konferanslar veriyor. Yani hani nasıl bir şeydir koruyucu aile olmak diye eğitim, bir seminer vermek istiyor. Buraya kadar her şey çok güzel, çok normal.
Fakat İstanbul'da kimi semtlerde hem her semtte hemen hemen ayrı bir şeyde konferans salonu veriyorlar. Kimi semtlerde Siyer Vakfı'nın, bu açık açık şey yani Twitter'da paylaşmıştım Aile Bakanlığı'nın Instagram hesabında. Siyer Vakfı'nın konferans salonlarında yani Siyer Vakfı'da bir tarikat yani. Onun konferans salonunu mesela kiralamışlar. Aileleri oraya çağırıyorlar. Ne var kardeşim Siyer Vakfı'nda diyebilirsiniz. Ya koca İstanbul'da kala kala tarikat binası mı kaldı yani konferans salonu kiralanacak? Orada muhtemelen bir para aktarımı var. Aile Bakanlığı bu kiralamayı yaptığı için muhtemelen Siyer Vakfı'na para ödüyor. Konferans salonu kiraladığı için. Böyle orada da bir şey var yani işim bir de ekonomisi var diye tahmin ediyorum. Mesela bu çocuklar için acaba bir ödeme yapıyor mu devlet bu Kur'an kursunda? Belki bir de işin öyle bir tarafı olabilir bilmiyorum. Bana anlatılan şimdi bu bina, bu Kur'an kursunun binası tarikata ait. Zaten açılırken de tarikat mensupları gitmiş. Biz buraya Kur'an kursu açmak istiyoruz. Hemen zaten Kur'an kursunun açıldığı yerde sokağın bitiminde hemen yanındaki paralel sokakta Mekke Mescidi diye bir cami var. Bu vakfın yani İsmail Ağa'nın merkez olarak kullandığı bir cami. O caminin adını Mekke Mescidi'nin adını verip Kur'an kursuna veriyorlar. Mekke Mescidi ve Hanife Akın Kur'an kursu diye. Bina örneğin ne denir? Bu cemaatin ama işte elektriğin suyunu yine burada devlet ödüyor. Diğer işte sözde kişi çalıştırıyor burada. Bunların maaşları da devlet tarafından ödeniyor. Çünkü hani görevlendirmeyle buraya gelen kişiler. Her ne kadar müftü biz bunları seçerek aldık. Onlar bize önerdiklerini biz seçtik diyor ama öyle ben sıkı bir denetim süzgecinden geçirdiğini de düşünmüyorum. Çünkü hani tabloyla hani kağıt üstündeki şeyler olay çok farklı. Alican çok teşekkürler, sağ olasın. İyi yayınlar. Alican Uludağ'ın haberi için ellerine sağlık diyoruz. Deutsche Welle Türkçe'de, DW Türkçe'nin internet sayfasında detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ellerine sağlık. Şimdi bu önemli bir haber. Aslında bir başka önemli haber. Ya burada hükümet biraz da bilgi akışını kontrol etmeye çalışacak dedik de bu AK Partili müteahhitler ne yapacaklar? Onu bakalım, çok merak ediyorum. Ona nasıl bir şey bulacaklar, bahane bulacaklar acaba? Yunus Kaya, günün isimlerinden bir tanesi. Nurdağ, Gaziantep Nurdağ'ında Belediye Mimar Komisyonu Başkanı. AK Partili bir müteahhit. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber önü açılmış. Babası hani mütevazı bir insan. Fakat Yunus Kaya böyle başarılı bir iş insanı müteahhit olarak bina üstüne bina yapmış. 5 binası çöktü en son. Ve yani AK Partili meclis üyesi. Mersin'de yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalandı. Bakalım buna nasıl bir bahane bulacaklar, onu göreceğiz. Deprem bölgesinde bir başka siyasetçi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Gültekin Bey merhabalar. Nevşin Hanım merhabalar. Şimdi neredesiniz? Son durum ne görüyorsunuz? Elbistan, Kahramanmaraş'tayız. Hı hı. Nedir durum? Birazcık yaralar sarılmış, organize edilmiş konteyner kentler kurulmuş mu? Yani kısmen bir çadır kent kurulmuş. Tabii on binlerce insanımız, vatandaşımız bölgeyi terk etmiş. Kalan çok sınırlı sayıda insanımız var. Onların da o çadır kent başta olmak üzere diğer tarafta da enkazlar kaldırılıyor. Yani bulunduğum mahallenin arkasında, yanında, sağında, solunda pek çok enkazda hala çalışma var. Hal böyle tabii. Elbistan önemli bir merkez. 140-150 bin deprem öncesi nüfusu olan Türkiye'nin 4. büyük ovası, 7-8 ilçeye havza merkezi olabilecek önemli bir yer. Vatandaşların büyük endişeleri var yarınlarla ilgili. Bütün onları da ızdıraplarla beraber dinliyoruz. Şimdi Gültekin Bey, tabii bir yandan da seçim konuşulmaya başlandı ya, erken seçim, yani daha doğrusu seçim zamanında olacak mı, olmayacak mı? Bu zamana kadar hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimi yapmak istediği söylendi. Sizin tavrınız, sizin görüşünüz ne? İktidarın yani 20 yılda milletimiz mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş, imkan vermiş, süre vermiş, güç vermiş, güç yetmemiş, mutlak güç istemişler. İşte mutlak gücün neticesini görüyoruz. Hızlı şekilde karar alacağız diyerek vatandaşa pazarlanmış bir sistemin nasıl keşmekeş ortaya çıkardığını, acılara müdahale edemediğini, on binlerce, yüz binlere aşacağını gayri resmi verilere baktığımızda, ki burada
Rakamlarla ilgili de kamuoyunun dikkatini çekmek isterim. Çok sıkı takip etmek mecburiyetindeyiz. Devletin kurumlarının açıkladığı rakamlara bile inanamaz hale gelmişiz. Bu bile başlı başına sorun. Hani TÜİK'in rakamlarından tutalım. Merkez Bankası'na vatandaşın güveni yok. Ölümlerle ilgili de işte daha dün pandemiyle ilgili ölüm oranları sayılar açıklandı. Orada bile 100 bin zıplama var ortalama ölümlerin üzerine. Bu açılardan bakınca iktidarın bir adeta bir şov yaparak hadisenin üzerinde çok detaylı bu depremden tecrübe çıkartarak bir daha acıların yaşanmaması için sağlıklı bir yapılaşmayı bile göz ardı ederek çok hızlı süratli bir çalışma yürüterek deyim yerindeyse bir toz duman içerisinde seçim yapma niyeti var. Ama en nihayetinde vicdanlar ortak, milletimiz görüyor. Anlaşılıyor ki seçimi zamanında en geç süresinde yapma niyeti kamuoyuna yansıyor. Yani kamuoyu da mı seçim zamanında olsun istiyor diyorsunuz? Depremzedelerle hiç temas edebildiniz mi o konuda? Tabii burada bir karmaşa var. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen kütüklerinin hazırlanması noktasında yakın dönem içerisinde çok sınırlı alanlarda bu tür hadiselerle farklı uygulamalar yapmış. Yüksek Seçim Kurulu'nun da edindiğimiz bilgiler bölgeye belirli görevler görevlendirerek kurul üyelerinden de dahil olmak üzere değerlendirmeler yaptığı. Elbette yüz binlerce insan bölgenin dışına çıktı. Milyonları aşan insanlar bölgenin dışına çıktı. Sandıklar nasıl şekilde organize edilecek? Siyasi partiler olarak biz de Yüksek Seçim Kurulu'nun bu noktadaki değerlendirmesini çok dikkatle takip ediyoruz. Bir dakika, şimdi söylediğiniz çok önemli Gültekin Bey. Araya girdim çünkü mesela Sayın Selçuk Özdağ da Gelecek Partili bir dizi tweet atmış ve diyor ki burada diyor senaryo muhtemelen şu diyor, iktidar kendisi diyecek ki ya biz seçimi zamanında yapmak istiyoruz diyecek. Fakat sonra YSK sizin dediğiniz gibi bölgede inceleme yapıyor. Hani buraya memurlar, yani YSK üyeleri de gelmişler ya da işte uzmanlar yollanmış diyorsunuz ya. Fakat sonra YSK bir inceleme yapacak ve YSK karar olarak diyecek ki aa işte bu koşullarda seçim olamaz diyecek. Ertelemeyi YSK söyleyecek. Böylelikle hükümet söylememiş olacak demiş Selçuk Özdağ mesela. Sizin de gözleminiz o yönde mi? Bu kurguyu daha hafızada, akılda tutmak lazım. Ben de başından itibaren iktidarın zamanı oynamak gibi bir niyeti ama seçim öncesi de deprem öncesi de bütün kaynaklar elde avuçta kalmış, milletin varlıkları adeta bozdurularak seçime endeksli bir popülist program uygulanıyordu. Ama bugün o popülist programın da çöktüğünü görüyoruz. Sadece ve sadece bu tür travmatik anlarda toplumlar, kitleler kaos mu düzen mi tercihi yapar. Bu noktada bir parti devletine dönüşmüş devletin bütün aygıtlarıyla beraber alanda bir güya kendilerince pozitif enerji koyacaklar ama bu noktaya niçin ve nasıl geldiğimizi milletimizin idrakinde çok canlı bir şekilde görüyor. Ama ifade ettiğiniz çerçevede Sayın Özdağ'ın ifade ettiği kurguyu da göz ardı etmemek lazım. Demokrasiden yana güya tavır sergileyecekler ama öbür tarafta YSK'nın bu ötelemek gibi bir ihtimali de göz ardı etmiyorum. Ha, olabilir diyorsunuz siz yani. Peki evet. Sizin görüşünüz ne? Yani yapılabilir mi sizce şu anda seçim sağlıklı bir biçimde? Bugünden baktığımızda 18 Haziran normal tarihi. Sayın Erdoğan'ın deprem öncesi yaptığı açıklamalar vardı. 10 Mart gibi ben Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisini kullanarak tabii o tartışmaları da hatırlıyoruz. Deprem olunca üzerine gidilmedi. Seçimi erkene almak gibi bir niyet var. 18 Haziran denildiğimizde önümüzde hatır sayılır bir zaman dilimi var. Teknolojinin bu gelişmişliği, bölgelerden ayrılan başka illere göç eden, burada yaşayan, vefat edenler, bütün bu verileri çok sağlıklı bir şekilde ben Yüksek Seçim Kurulu'nun, kamunun diğer kurumlarıyla beraber nüfus vatandaşlık, onun dışındaki kurumlarıyla İçişleri Bakanlığı, Kolluk Kuvveti, Adliye bütün bunlarla beraber organize edebileceği kanaatindeyim. Ciddiyetle meselenin üzerine giderse bir mazeret sahibi olmaz. Ama bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun kurgusuna baktığınızda iktidarın yargıyı adeta yürütmenin şubesi haline getirdiği, kurduğu mekanizma ile beraber Yüksek
Hakimler Savcılar Kurulu'nu, onun eliyle yüksek yargıyı, yüksek yargı eliyle Yüksek Seçim Kurulu kontrol ettiği bir mekanizma var. Son seçimlerde zaten Sayın Bakan'ın büyük enerji sarf ederek bir kısmı kendi hemşehrisi, bir kısmı Sayıştay Başkanı'nın kardeşi bir sadakat duygusuyla Yüksek Seçim Kurulu'na kuruluyla seçildiğini çok basit bir tarama yapsak hepimizi biliyoruz. O açıdan bakınca Yüksek Seçim Kurulu bu noktada iktidarın talebi öncelikleriyle bir karar alacağını görüyorum ama vatandaşımızın bu noktada hassasiyetini muhalefet olarak çok canlı bir şekilde kamuoyu önünde ifade ediyoruz. Peki şunu da sorayım. Ya siz dediniz yani şu anda bir kaos görüntüsü var. Vatandaşta kaos mu? Yoksa hani normal işte demokratik bir iktidar mı? Bunun arasında bir seçim yapacak dediniz. Bunu anlamakla beraber şu anda deprem gündemi daha bir nebze hafifler hafiflemez. Yine muhalefet kendi içinde kavgaya tutuşmuş gibi de bir görüntü var Sayın Uysal. Malum işte yine İyi Parti ile CHP arasında Kemal Bey aday olsun mu olmasın mı, öyle mi olsun böyle mi olsun tartışması başladı. Vatandaşlar da bundan çok şikayetçi, seçmen bundan çok şikayetçi, yorumlarda da görebilirsiniz. Buna ne diyeceksiniz? Yani muhalefet de kaotik bir görüntü veriyor. Yani ben son olarak deprem gündemiyle yaptığımız toplantıda da ifade ettiğim şeyi burada ifade etmemde bir beis yok. Böyle bir durumda milletimizin beklentilerinin sesi olacak, iradesi olacak çok net, kuvvetli, ortak paydada zaten Millet İttifakı'nın varlığı önemli. Buradan da milletimizin endişelerini izale edecek, üzerine pozitif bir program ortaya koyacak, iradeyi çok berrak bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak lazım. Bunun üzerine gölge düşürecek söz, tavır, davranışları hiçbir şekilde doğru bulmam açıkçası. Önümüzde çok kısa bir zaman kaldı. Artık bu sürecin imamesini Cumhurbaşkanı adayını da belirleyerek Millet İttifakı olarak yolumuza gitmemiz vatandaşlarımızın her noktada çok önemli bir talebi. Ben bu tartışmalara zemin vermemek gerektiği kanaatindeyim. Bunu da açık yürekli ifade ediyorum. 2 Mart'ta ne konuşacaksınız? Ne çıkar 2 Mart'tan? Artık bir şey bekleyelim mi somut? Vallahi kamuoyunun açık beklentisi ortada. Biz de bu noktada hem kişisel hem kurumsal olarak Demokrat Parti olarak çok net bir şekilde bu sürecin başını sonunu adını konmuş bir şekilde adayın açıklama noktasına gelmemiz gerekiyor. Biz tavrımız, tutumumuz bu istikamette. Sizin tavrınız Kemal Bey'in aday olması yönünde galiba, değil mi Demokrat Parti'nin? Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde, siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal, psikolojik sınırlar, geçişkenlikler, yürütülen sadece süreç, son bir yıllık altılı masa Millet İttifakı süreci değil, 16 Nisan referandumundan itibaren kademe kademe büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetler ne demek, bunun şuurunda olan, piyasadan hayatını kazanan, üretken, verimli, devleti finanse eden insanlarımızın bir demokrasi talebi var. İyi yönetim talebi var. İşte iyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binaların güvenli olması demek. Tükettiğimiz gıdanın güvenli olması demek. Demokrasi talebinin her geçen gün yükseldiği, bu toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş. Bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi. Tabii siyaset son tahlilde bir güç denklemi. Biz bu süreci, bu riski, bu krizi yönetecek aynı zamanda bir iktidar değişimi değil. Beraberinde bir kurucu akılla yeniden bu büyük cumhuriyeti temel referanslarını merkeze alarak kurumları, kuvvetler ayrılığını, değer yargılarını oluşturacak bir siyasi akla programa ihtiyaç var. Bunu da siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle masadan çıkmasını çok kategorik olarak çok uzun süredir ifade ediyorum. Bu noktada elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiğimiz bu noktada Demokrat Parti olarak biz aday olmasını istiyoruz. İstiyorsunuz. En son Selahattin Demirtaş'ın geçen gün bir tweet'i oldu, görmüşsünüzdür. Millet İttifakı, Sol İttifak, HDP hep beraber yürüyün diyor. Ne diyorsunuz bu teklife? Bugün toplumsal muhalefetin sınırlarını sadece partilere indirgeyemeyiz. Partiler anlaştı diye arkasını aldığı kitlelerin iradesini çeksenet cirolar gibi bir istikamete zaten cirolayamayız. Toplumun büyük ekseriyeti, çoğunluğu hangi istikamette durduğu da ortada. Ben bu noktada tüm siyasi partilerin, tüm sivil organizasyonların demokrasiyi ekmeğimiz aşımız haline getirmek isteyen her bir vatandaşımızdan başlayarak herkesin
bu ortak paydada olumlu tutum, yapıcı tutum, kolaylaştırıcı tutum almak mecburiyetinde olduğunu görüyorum. HDP'nin önderliğinde bir üçüncü ittifak var, beyanlarından anladığımız. Bu noktada elbette hem yürütme rekabeti var, hem beraberinde parlamento rekabeti var. O noktada da ben tüm vatandaşların temsilcisi olan her organizasyonun çok sağduyulu hareket edeceğini görüyorum. Demirtaş'ın da bu ifadesinden böyle bir yorum çıkarabiliriz. Peki. Sayın Uysal, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ederim. Deprem gündemine döneceğim ama yani muhalefet liderlerinde tabii deprem şeyinde olması çok önemli. Bölgesinde olması çok önemli. Bir nevi denetim görevi de yapıyorlar aslında kamuoyu adına. Onun için önemli. Deprem gündemine döneceğim ama şunu da es geçmek istemiyorum. Şimdi A Haber'de bir çok önemli bir haber yayınlandı. Bunda Nezih Onurkuru gözünden kaçmamış yani. Diyor ki Erdoğan seçimleri 14 Mayıs'ta yapmak istiyor. 10 Mart'ta seçim ilan edilecek. Deprem bölgesindeki illere konteynerler kurulacak. Başka illere göç eden depremzedeler eğer kalıcı ikametgahları yoksa milletvekili seçimi için oy kullanamayacak. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verebilecek diye. Çok önemli. Onun videosunu da göstereyim size. 14 Mayıs'ta seçim yapılabilmesi için 10 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın seçim kararını alıp resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Sonrasında ise YSK seçim takvimini başlatacak. Peki oy kullanma nasıl gerçekleşecek? Bu illerdeki depremzedelerin büyük bir bölümü göç etti. Hala kendi illerinde kalanlar için konteynerlere sandık kurulacak. Başka illerde olanlarsa kalıcı ikametgahı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak. Sadece Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinde rol oynayabilecek. Diye böyle bir haber. Bununla ilgili bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuştu. Dedi ki herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Diğer meskun olduğu yer neredeyse orada oyunu kullanıyor. Seçim listeleri yayınlandığında, askıya çıktığında o askıda insanların itirazı varsa itiraz edecek. Adres değişikliğini işleyecek ve ona göre oy kullanacaklar. Yani bunlar için yeni bir düzenlemeye o yüzden ihtiyaç yok dedi. Bekir Bozdağ sandıklar deprem bölgesinde konteyner ve çadırlarda mı kurulacak sorusuna da ona YSK karar verecek. YSK bakacaktır demiş ama şimdi A Haber'in gündeme getirdiği bu başka şehirde oldukları için kendi şehirleri için oy kullanamayacaklar. O nedenle milletvekili seçiminde oy kullanamayacaklar. Sadece Cumhurbaşkanı da kullanacaklar diye böyle bir şey attı ortaya A Haber. Bunun önüne arkasına neden, ne demek istiyorlar buna bir bakmak lazım. Şimdi dönüyorum tekrar deprem gündemine. Bir doktor konuğum var. Uzman doktor Demet Başar. Demet Hanım, siz çocuk hastalıkları uzmanısınız ve KHEV ile birlikte deprem bölgesindeki çocukların ve özellikle kadınların sağlık durumunu takip ediyorsunuz değil mi? Yani çok özetlersem ne gözlemliyorsunuz? Şöyle, biz Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olarak 4,5 yıl önce bu ülkemizin eğitimli doktor ve diş hekimleri 25 bin kadın hekim birleşerek ülkemizde maddi durumu kötü olduğu için eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmasın gençlerimiz diye KHEV'i kurduk. KHEV'i kurmamızın amacı maddi durumu olmayan çocuklara burs desteği sağlamak. Aynı zamanda biz kadın hekimler olarak her öğrencimize bir kadın hekim mentorluk yapıyoruz. Onların her sorunlarında yanında oluyoruz. Asıl vakfımızın kuruluş amacı bu. Fakat biz tabii afetlerde hepimiz bütün vatandaşlarımız gibi üzülüyoruz ve bu ülke için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Biz 25 bin kadın hekim Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde aile hekimiyiz, çocuk uzmanıyız, anestezi uzmanıyız, halk sağlığı uzmanıyız ve her afette aktif bir şekilde bölgeyi de takip etme şansımız oluyor ve bölgedeki ihtiyaçları da belirleme şansımız oluyor. Fakat benim size burada bağlanmamın sebebi bizim KHEV Afet Fonumuz var. Biz normal her yıl aldığımız burs başvurularının yanında KHEV afet zamanlarında ek burs başvuru kontenjanı açıyor. Şu anda da öyle yaptık ve dün gece saat 12'de KHEV afet fonumuza burs başvuruları başladı. 11 ilimizde etkilenmiş depremzede gençlerimiz bizim kahev.org adresimizden gerekli belgeleri bularak kahevburs.com'dan bizim verdiğimiz eğitim desteğine başvurabilirler. Biz doktor camiası olarak KHEV yapılanması altında hepimiz birbirimizle iletişim halindeyiz. Bu sebeple şu anda kendi aramızdaki dayanışmamızla 2500 öğrencimizin
eğitim desteğini 16 ay boyunca vermeyi planladık ve bunun kaynağını garantiledik. Kendi aramızda 30 milyonu geçen bir para toplayacağımız konusunda bunu garantiledik. Fakat burada on binlerce üniversite öğrencisinin mağdur olduğunu, ailelerini kaybettiğini, evlerini kaybettiğini ve eğitim materyallerini kaybettiğini biliyoruz. Çünkü bize mesaj atmaya başladılar. Birbirleri arasında da öğrenciler haberleşiyorlar biliyorsunuz. Bu sebeple on binlerce öğrencinin en azından aylık bir burs desteği alarak eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kalmamaları için biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anladım. Yani siz böyle bir kahev.org'dan mı ulaşabilirler size? Evet, kahev.org'dan bizim afet fonumuzu inceleyebilirler ve başvurularını yapabilirler. Biz dediğim gibi tıp camiası olarak da bu fonumuza destek bekliyoruz. Neden biz bu fonumuza destek bekliyoruz? Çünkü biliyorsunuz insanlar yardım yapıldığı zaman etkili ve doğru kişiye ulaşıyor mu diye kendi içlerinde bir hassasiyetleri var. Beni yurt dışında çalışan doktor arkadaşlar bir haftadır arıyorlar. Biz çünkü güvenilir ve camiamızda duyulmuş bir vakıfız. Doktor Hanım, Demet Hanım, Kahev'le biz ne yapabiliriz? Nereye yardım yapabiliriz? Nasıl ulaştırabiliriz? Bölgeye yolladığımız yardım gerçekten orada etkili bir şekilde kullanılacak mı diye bana ve bizim arkadaşlarımıza ulaşıyorlar. Biz bu yüzden bu burslarımızı hızlı bir şekilde çocuklarımıza ileterek eğitim hayatlarının yarıda kalmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Demet Hanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolaylıklar dilerim. İsterseniz Kahve'de bağışta bulunabilirsiniz. Onu da eklemiş olayım. Yalnız bugün deprem gündemiyle devam. Veli Ağbaba'nın atmış olduğu çok önemli bir tweet var. Bir yandan da yani kimin hangi nasıl yaralar sarılacak? Yani çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Aslında içinde yaşarken de bence tam anlamıyoruz gibi geliyor bana. Diyor ki Veli Ağbaba, Esnaf Sicili Gazetesi verilerine göre bu yılın ilk ayında meslekten ve sicilinden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısı 14.531 olarak açıklandı. 2019 yılından bugüne en yüksek Ocak ayı iflası yaşanmış oldu. Ocak ayında depremin etkilediği illerimizde toplam iflas sayısı en az 1416. Deprem felaketi göz önüne alındığında bu illerimizde Şubat ayından itibaren iflas sayısında artışlar daha fazla olacaktır. Esnafımızın korunması için daha kapsamlı tedbirlerin alınması şarttır, diyor Veli Ağbaba. Şimdi bir de bu taraf var yani. Burada üretim, iş hayatı deprem bölgesinde tamamen durdu. Kısa çalışma ödeneği açıklanacak. Ama ne olacak? Hangi bir yarayı saracak? Devlet ilk etapta bir 10'ar bin lira veriyorum dediği insanlara. O 10 bin lira neye yetecek? Bunlar kocaman sorular. Bakın mesela Ahmet Abdullah diye bu yurt dışında yaşayan akademisyen bir arkadaş şunu paylaşmış 22 Şubat'ta. Kuzenim dün çadır bulabilmiş. Şöyle, Maraş'tan ayrılan Japon arama kurtarma ekibi her biri 16'şer metrekare içi elyaf güneş enerjili çadırlarını insanlar kullansın diye bırakmış. Birileri bunu sahiplenmiş. Kuzenim de adamla pazarlık yapmış. 4000 liraya satmış diyor bak. İşe bak. Daha sonra hemen Murat Arel gazeteci arkadaşımız iletişime geçiyor haberini yapmak için. Ahmet Bey, kuzeninizin çadırı satın aldığı kişi kimdir diye. Ahmet Abdullah da diyor ki ya tanımıyorum Murat Bey, sormadım. Biz çadırı bulduğumuza seviniyoruz. Ötesine gitmeye şu anda hiç niyetim yok. Mevcut çadırda giderse büyük bir kötülük yapmış olurum diye. Yani durum bu bölgede. Şimdi bir başka bir şey göstereceğim ben size. Doğa Koleji'nden ulaştılar. Hem veliler örgütlenmişler aralarında. Onun görüntülerini de Ufuk verecek şimdi. Can grubu bünyesinde 9 adet Doğa Koleji binası. İTÜ İnşaat Fakültesi gidiyor. Bu 9 kampüsten 9 kampüsü inceliyor depreme dayanıklı mı değil mi diye. 3'ü için yüksek riskli, 6'sı için güçlendirilmesi gerek diye bir rapor yazıyor. Yüksek risk. Aynen, hemen çıkması lazım çocukların. Fakat diyorlar ki bu raporda belirtilen risklere rağmen hiçbir önlem falan alınmadı. Eğitim devam ediyor. Dahası diyorlar ki veliler, Can Holding İTÜ raporunu yok sayıyor. Özel bir şirkete analiz yaptırıyor. Ve ağır riskli olan 3 kampüs dahil 9 binanın 9'una da sağlam bir rapor alınıyor diye. İşe bakın siz. Hani İTÜ'nün raporunda şey çıktı ya, şimdi işte bu binaları boşalt, taşı, yeni bina bul. Hiç bu masrafla uğraşmayalım. Biz bunlar da çektikleri fotoğraflar bilgilerin sağlam denilen diyorlar. Allah aşkına okula bakın İstanbul'da. Ne hikmetse işte geçen de aslında hani bir tanesini de örnek olarak verdik. Şimdi bakın İstanbul'da nerede böyle boğaza nazır okul varsa bunlarla ilgili hemen yıkılması lazım. Hatta bundan sonra da okul olamaz kararı veriliyor ne hikmetse.
Bakın mesela Doğa Koleji velilerden gelen şikayet bu. Öte yandan şimdi İBB ücretsiz olarak kiracıysan da biliyorsunuz tek tek inceleme, yani başvuruyorsun internet sitesinden, geliyorlar oturduğun apartmana bakıyorlar. Sağlam mı değil mi diye. Bu incelemeyi yapan arkadaşlarla konuştum. Dedi ki bir hanımefendi, vallahi dedi Nevşin Hanım, binaların çok büyük bir bölümü çatlak çıkıyor, ne yapacağız bilmiyorum dedi. Bir yandan acayip bir travmayla, acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Büyük bir deprem yaşandı. 4 ilde taş taş üstünde kalmadı neredeyse. Milyonlarca insan etkilendi. Bu işin bir tarafı. Ama işin bir de bu tarafı. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul. Vallahi binaların çoğu uyduruk. Çok aşırı süper lüks zengin değilsen sağlam bir binada oturamıyorsun. Herkes mezarında oturmuş bekliyor gibi. Böyle şey, saatli bomba gibi. Saat sayıyor yani. Bir de işin bu tarafı var. Bilmiyorum neresinden tutmak, ne yapmak lazım. Diyorum ve arkadaşlar, noktalıyorum. Görüşmek üzere.